Gözyaşları. Merhabalar dostlarım. Şimdi benzerliğimizin yani üçgende eşlik ve benzerliğin 6. testiyle devam ediyorum dostlar. Muhtemelen bu videomuzda hem 6'yı hem de 7. testi birlikte çözmeye çalışacağım dostlarım. Biraz daha zamandan kazanacağız inşallah. Şimdi hemen odaklanmamızı da bir ayarlayalım ve ilk soruyla başlıyorum dostlar. Okuyalım bakalım ne diyormuş ilk sorumuz. ABC ve BCD birer üçgen. AB paralel şuna, şuna, şuna. Üçü birbirine paralel verilmiş. Bir oran verilmiş. Bu oranı bir yerleştirelim. AB'ye K derseniz diyor. Hemen AB'ye K olduğunu, DC'ye de 2K olduğunu söyleyeceksiniz diyor. Tamamdır. BC'yi 15 vermiş bize amca sağ olsun. Buna göre X kaç santimdir diye bir soru sormuş bize. Şimdi burada görmem gereken bir kelebek üçgen var dostlar. Hemen bunu bir taradım. Kelebeğin oranlarını yazıyorum. 1'e 2. Bu oranın aynısı şurası da 1, burası da 2 olacak şekilde yerleştirildi. Kelebek üçgen benzerliğimi yaptım. Şimdi sıra geldi klasik benzerliğe. Yani şu adamın şu adama paralel olmasını konuşacağız birlikte dostlar. Şu benzerliği göreceğiz. Buradaki benzerlikte paralel kenarın, paralelin, şu paralel çizginin, şuna paralel ya. Paralelin görevi neydi dostlar? Fransa'da nasıl bir bölme işlemi yaptı? 1'e 2. Edirne'de de 1'e 2 bölme işlemi yapacak. Yani şuraya A birim düşerse buraya 2A birim düşecek diyeceğiz. Ve bize de 3A birimi ne vermişti bu adam? 3A'yı 15 vermiş, A'yı 5 bulduk. 2A'yı bizden istiyor. Adana değil Denizli'yi hemen paketledim. Ve geldim 2 numaralı sorumuza. Dostlar şurada hemen iki paralellik var ya. Hemen bir benzerlik yapabilirsiniz. Ya da kısaca şöyle çaprazlama çarpımları bak. 9 ile 16'nın çarpımı 144. Şuna K diyelim. Şuna da K diyelim. K ile K'nın çarpımı 144'e eşit. Yani K kare 144. K'yı 12 böyle de bulabilirsin. Ya da benzerlik yapacağız dostum. 9'un k'ya oranı 9 bölü k eşittir. K'nın 16'ya oranı diyeceğiz. K'nın 16'ya oranı. Buradan aynı şeyi çıkarttık. K kare eşittir 144. K eşittir 12 geldi. Tamamdır. K'ları 12 bulduk. X'i istiyor bizden. Hemen şurada klasik benzerliğimi, birinci benzerlik şeklimi yapıyorum dostlarım. Eğer bu benzerlikte sıkıntı yaşıyorsanız konu anlatım videomu mutlaka izleyin. Hemen benzerliğimizi yapalım burada. 21 bölü 21 artı x yazıyorum onu buraya. 21 bölü 21 artı x eşittir diyorum. Paralellerin oranı 12 bölü 16'ya dedik. 12 bölü 16. Hemen bir sadeleştirme yapalım. 4'e bölelim 3. 4'e bölelim 4. 3'e bölelim. 3'e bölelim 7. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. 4 kere 7 28 eşittir. Şurada bir içler dışlar yapalım. 21 artı x'e x eşittir 7 çıktı. Sorumuzun cevabı Bursa'dan geldi. 3 numaralı sorudayız dostlar. Paralelliğimiz var. Madem ki paralellik var hemen bir z harfi yapalım. Şuraya a açısı diyelim. Burası da A açısı olsun. Şunun bir açısına B diyelim. Şunun bir açısına C diyelim. Bunun daha önceki testlerimizi de çözdük buna benzer sorular dostlarım. Şimdi bu üçgende de A var. Demek ki bir yer B, bir yerde C olacak. Hocam hangisi B, hangisi C? Ben de bilmiyorum kardeşim ama şöyle bir şey yapabilirsin bak. Bu üçgenin bir kenarı 5, bu üçgenin bir kenarı 10, iki katı. Bu üçgenin yine küçük üçgenin bir kenarı 10, büyük üçgenin bir kenarı 20. Yani yine iki katı dostum. Küçük üçgenin bir kenarı 8 ise büyük üçgenin diğer kenarı da mutlaka iki katı olacak. 16 da diyebilirsin. Yani bu şekilde de yazabilirsin. Direkt ben kaç katı olduğunu görebildiysen böyle de yapabilirsin soruyu. Ya da rastgele şuraya B, şuraya da C deyip benzerlik oranını da bulabilirsiniz dostlarım. Geçtim ben bu soruyu, geldim 4 numaraya. Hemen bakıyorum ne diyormuş 4 numaralı sorumuz. Üçgen CB açıortay demiş. Madem ki açıortay dostum bu, bak kollarına bakın açıortayımızın 8'e 12. Hatta 4'e bölerek söyleyelim 2'ye 3. O zaman ayaklar da 2K'ya 3K olacak dedim.
Başka paralel 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 12 var, 9 var, 8 var. Bir de AB paralel DC demiş dostlar. AB ile DC paralelse bakın burada bir kelebek üçgen benzerliği çıktı karşımıza. Hemen bunu da bir konuşalım. 2'ye 3 oranı var. 2'ye 3 ise 8'e ne olur diye soralım. 2'ye 3, 8'e AB diyelim biz buraya. Hemen 2'ye böl, 2'ye böl 4, 3 ile çarp, AB 12 çıktı. Sonra şu EC'yi de bulalım dostlarım. Yine 2'ye 3 oranı var. 2'ye 3. EC'nin de 9'a oranı olacak. EC bölü 9 yazalım. 3'e böldüm, 3'e böldüm. EC'de 6 çıktı. Ne istiyor benden? AB ile EC, yani 12 ile 6'nın toplamını istiyor. Cevabım Ceyhan'dan çıktı. Evet, 5 numaralı sorumuz. Her soru bankasında karşımıza çıkan klasik bir benzerlik sorusu. 2 tane iç içe geçmiş benzerlik var. Bir önce oranı yerleştirelim. AD BD'nin 2 katıymış. Şuraya 1K diyorum. AD'ye de 2K diyorum dostlarım. Şimdi AF bölü EC'yi istiyor. Şuna X diyelim, EC'ye de Y diyelim. Hadi gelin şu benzerliklerimizi sırasıyla görelim. Önce şu paralelliği konuşalım dostlar. Bakın bu ikisi birbirine paralel. Paralel doğrunun görevi neydi? Sol tarafta Denizli noktasında 2'ye 1 bölme yaptıysa burada da 2'ye 1 bölme yapacak. Yani şurası 2M ise burası 1M olacak dostlarım. Tamamdır. Bunu konuştuk. Şimdi gelelim şunların paralelliğine. Bakın biraz kalınlaştırıyorum. Şu ikisi de birbirine paralel. Ve burada yine nasıl bir bölme işlemi yaptı? 2'ye 1. O halde burada da 2'ye 1 bölme işlemi yapacak. Peki 2 dediğimiz yere ne geldi? 3M. O zaman Y'ye ne düşecek arkadaşlarım? 3M bölü 2. Yani yarısı düşecek dedik. Şimdi ne istiyordu? AF 2M'dir. Bölü AF bölü EC'yi istiyor. EC'de neymiş? 3M bölü 2. Hatta bölü 2'yi ters çevirip şuraya 2 bölü 3M yazdım ben. M'ler gitti. 4 bölü 3 çıktı. Sorumun cevabı Ceyhan'dan geldi dostlar. Evet, 6 numaradayız. ABC bir üçgen diyor. Tamam. Eşit açılarımız var. Hemen onlara AA diyelim dostlarım. Eşit açılarımıza AA dedik. Şu açıya B diyelim. Bakın şu üçgeni görün arkadaşlarım. Şu üçgen ABC açılarına sahip. Bir de şu üçgeni görün dostlarım. Onu da şöyle kırmızıyla yapayım. AB üçüncü açısına da C dedim. EC'yi soruyor. Hadi benzerlik yapalım. Mavi ile taradığım, şöyle kalınlaştırayım hatta o üçgeni bir de. Mavi ile taradığım ve kalınlaştırdığım bu üçgende A'nın karşısına ne düştü? 3. Kırmızı üçgende A'nın karşısına 5 düştü. Mavi üçgende C'nin karşısına 9 düştü. Kırmızı üçgende C'nin karşısına 3 artı X düştü dostlarım. Hemen 3 katıymış şurası, 3 oldu. İçlerimi dışlarımı çarptım. 15 eşittir 3 artı X. 12 eşittir X geldi. 6. sorumuzun cevabı da Edirne'den çıktı. Evet, şimdi 7 numaraya geldik. Yeni nesil sorularmış bunlar da. Gerçi bu 7 numara çok da yeni nesil değil ama hemen bakalım dostlarım. Kerem'den öğretmeni ABC üçgenine benzer olan üçgenler çizmesini istiyor. En güzeli paralel çiziyor galiba. Kerem ilk olarak KL paralel BC. Evet, çok güzel. Ve AK eşittir 2BK olacak şekilde. AK eşittir 2BK. Şuraya K diyelim. Burası 2K. Olacak şekilde AKL üçgenini çiziyor. Tamam. Daha sonra DE paralel KL. DE paralel KL. Burada da ikinci kez bir daha paralel çiziyormuş. Ve DK bir birimse DA 2M olacak şekilde de ADE üçgeni oluşturuyor. Tamam. Kerem bu işleme aynı şekilde devam ediyor. BC 81 iyi. Şimdi BC 81 ise hemen şu KL'ye X diyelim biz. KL'yi bir bulalım mı arkadaşlarım? Sanırım bize DE'yi soracak burada. Dur bakalım neler göreceğiz. 2 bölü 3 diyelim şuraya. 2 bölü 3 benzerlik oranım. X bölü 81. X eşittir 81 çarpı 2 bölü 3 geldi.
Ne diyor? Kerem'in bu işlemi dördüncü aşamasında çizdiği doğru parçasının uzunluğu. Oo. Şimdi Kerem burada bir çizme daha yapacak. 3 olacak. Bir çizim daha yapacak. 4 olacak. Fakat olay şu. Bak burası 81'di. Burayı ne bulduk? 81 çarpı 2 bölü 3. Bunun 2 bölü 3 katı çıktı en alttakinin. Hep aynı oranda böldüğü için arkadaşlar pratik düşünelim birazcık. O zaman ilk işlemi şuraya biraz daha yukarı kaldırayım şunu. İlk ne yaptık? Birinci çizgiyi nasıl bulduk? 81'in 2 bölü 3 katı. Demek ki bir sonraki şu DE çizgisi yani ikincisi de bunun 2 bölü 3 katı. Üçüncüsü de bunun 2 bölü 3 katı. Sonuncusu da bunların hepsinin 2 bölü 3 katı olacak diyebilirsiniz. Şimdi 3 kere 3 9, 27, 81. Şu 81'i götürdü. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 2 16 kaldı. Her biri 2 bölü 3 katı olacak şekilde yukarıya doğru çıkıyormuş. En üstteki de 16 geldi. Evet. Geldim 8 numaralı soruya. İşte yeni nesil bir soru. Kesme biçme sorusu arkadaşlarım. ABC üçgeni şeklindeki karton DA, bir bakayım şu ışığı yakarsam daha güzel olacak mı acaba? Bir de ışığı yakmayı deneyeyim dostlar. İnşallah daha güzel olmuştur. Şimdi ne diyor? ABC üçgeni şeklindeki karton DA doğrusu boyunca kesilerek 2 adet üçgen karton oluşturulmuş. Tamam. Kesme işleminin sonunda oluşan DAB üçgeninin A açısının ölçüsü ile ADC üçgenin C açısının ölçüsü eşit olmuştur. Buna göre X nedir diye soruyor. Bizim işimiz şu yukarıdaki şekilde olacak. Bakın DB 4'müş. Buraya 4'ü yazıyorum. AB 8'miş. Buraya 8 yazıyorum. Ve A açısı noktalı açıdır. Küçük A diyelim buna. C açısı da noktalı açıymış, küçük a diyelim buna. Nereyi soruyormuş bize? DCX'i soruyormuş dostlarım. Artık gerisi klasik benzerlik. Şuraya B diyelim, şuraya da C açısı diyelim. Bakın ABC büyük üçgene bakın. AB o halde şu açının tamamı C oldu. Hadi benzerliği yazalım. Küçük de A'nın karşısı 4, büyük de A'nın karşısı 8. Küçük de C'nin karşısı 8, büyük de C'nin karşısı 4 artı x geldi. İster içler dışlar yap, ister sadeleştir ya da de ki hocam bu buradan buraya 2 katına çıkmışsa bu da buradan buraya 2 katına çıkacak. Yani şurası 16 olacak. Dolayısıyla x'in de 12 olması gerekir ki toplamları 16 olsun diyeceğiz dostlar. Evet, geldik 9 numaralı sorumuza. Hemen bir okuyalım. Temel ile Dursun akşama doğru balık tutmaya gidiyorlar. Temel oltasını şekil 1'deki gibi batı yönüyle 45 derecelik açı yapacak şekilde Dursun ise aynı uzunluktaki uzunlukları aynıymış, tamam. Oltayı şekil 2'deki gibi 135 derecelik açı yapacak şekilde sabitliyor, tamam. Belirli bir anda şekil 2'deki oltanın gölgesinin boyu şekil 1'deki oltanın gölgesinin boyundan şimdi bizim öyle bir yere bir şöyle yukarılarda bir yerde bir güneşimiz var arkadaşlar ve bu güneş vurdukça bakın aynen şöyle bu buradan buraya doğru bir gölge yapsın. Bunun gölgesi şurası. Yine aynı şekilde bu da paralel. Şimdi güneş ışınları hep paralel gelecek arkadaşlarım. Bunun da gölgesinin boyu şurası olsun arkadaşlar. Gölgeleri buradaymış, tamam mı ikisinin de? Çünkü güneş ışınları aynı doğrultuda vurur dostlar. Aynı doğrultuyla gelecek. Paralel olacaklar. Hatta şuradaki açı alfa ise yöndeşlikten buradaki açımıza da biz hemen alfayı yapıştıracağız. Alfa demeyelim. Ben Yunan alfabesini kullanmayı sevmiyorum. A diyelim arkadaşlar. Peki bunun gölgesinin boyuna biz K birim dersek bunun gölgesinin boyu da K artı 80'miş dostlar. K artı 80, bunu da yazdık. Yukarıdaki verilenlere göre oltanın birinin uzunluğu kaç santimdir? Dostlar soruda şimdi 45'lerimiz var. Bunu kesin kullanacağız. Şuradaki 45'i kullanabilmem için bir diklik indireyim ben buraya hemen. Şöyle 45, 45, 90 olsun. Hatta şunlara biz M, şu oltanın boyuna da M kök 2 diyelim. Yine buradaki oltanın boyu da M kök 2 olacak. Ben buradan da bir diklik indiriyorum. Şurası M, şurası da M geldi. Hatta şu uzunluk ne çıktı dostlarım? Şurası K artı 80 tamamıydı. M'i çıkartırsam da şuradaki mesafeyi bulurum.
A var, 90 var, B diyelim. Hani bir soruda iki veya daha fazla dik açı varsa biz AB 90 benzerliği yapacaktık. Burada da A var, 90 var. Şu açının tamamına da yine B diyelim. Ve artık benzerliğimizi yazalım. Buradan da çıkacak galiba sorumuz. Hadi bir deneyelim. Şimdi bu dik üçgende A'nın karşısına M düşmüş. Hemen şuraya yazıyorum gözüküyorsa. Evet, M düşmüş. Bu dik üçgende bakın şuradaki dik üçgende A'nın karşısına yine M düşmüş. Demek ki benzerlik oranları 1, eş üçgenmiş bunlar dostlar. Tamam. Burada nerenin karşısına bakalım? B'nin karşısına M artı K düşmüş. Şurada B'nin karşısına M artı K düşmüş. Bölü. Burada B'nin karşısına K artı 80 eksi M düşmüş. K artı 80 eksi M düşmüş. Şimdi hemen burası 1 yaptı. Bu da demek oluyor ki M artı K eşittir. K artı 80 eksi M'dir. K'ları sadeleştirelim. Eksi M buraya gelirse 2M eşittir 80. M eşittir 40 geldi. Bana da neyi soruyor arkadaşlarım? Bana neyi soruyor bu? Oltalardan birinin uzunluğunu soruyor. Biz M'yi 40 bulduk. M 40, oltada M kök 2 idi. 40 kök 2 çıktı. Sorumuzun cevabı Ceyhan'dan geldi dostlar. Yalnız burada Edirne diyor. 80 kök 2 diyor. Biz acaba bir yerde bir hata mı yaptık? Biz buradan 2M'yi bulduk. Yo, biz doğru yaptık dostlarım. Muhtemelen cevap basım hatası vardır. Çok önemsemiyorum onu. Geçtim hemen. Bir sonraki sorumuza, 10. sorumuza dostlar. Şurada bakalım ne diyor. Lütfi Kırdar konferans salonunda perdeden 6 birim uzaklıktaki bir göz hizasının 4 birim yukarısında A noktası görülmektedir. He, bak şimdi ne diyor. Şuradan perdeden 6 birim uzaklıktaymış bu arkadaşlarım. Şurası 6 birim ve göz hizasından da 4 birim yukarıda bir A noktası varmış. Tamam. Şimdi bunu söyledim. Daha sonra çocuk 6 birim geriye giderek, şimdi bu çocuk 6 birim daha geriye gitti. Normalde 6 birim uzaklıktaydı şuradayken. 6 birim de kendisi gitti. Oldu mu? 12 birim dostlar burası. Aynı bakış açısıyla perdeye baktığında gördüğü B noktasının yerden yüksekliği 15 birimmiş. Şu B noktasının yerden yüksekliği de 15 birimmiş. Şimdi bakın burada ne çıktı karşımıza? Aynı açıyla baktığı için şu açıya A dersem şu da A, şuraya B dersem şu da B. Zaten iki tane diklik olduğu zaman biz AB 90 benzerliği yapacağımızı biliyorduk dostlarım. Ve bakış açısı da hiç değişmediği için aynı bakış açısıyla yani alfa alfa bakış açısıyla bakmış geri gittiği zaman da o zaman düz çizginin de üstünde kalan A ise bunun da düz çizgisinin üstünde kalana A dedik. Ve bakın burada B'nin karşısı 6, burada B'nin karşısı 12. Yani iki katı olduğunu görüyoruz dostlar. A'nın karşısı 4 ise buradaki A'nın karşısının 8 olacağını, hatta şuranın da şu kısmında ne olacağını biliyoruz? 7 olacağını biliyoruz dostlarım. Burası da 7 birim olacak. Başka yerden yüksekti. Başlangıçta çocuğun göz hizası zeminden 6 birim yüksekte olduğuna göre. Ha, göz hizası da 6 birim yükseklikteymiş. Şurası 6 birimmiş. Şimdi ne oldu? 7 birim oldu. Demek ki şu platformun üstüne çıktı ya arkadaşlarım. Normalde 6 idi ama şu platform demek ki 1 santim daha yüksekteymiş yukarıdan. Yukarıdan 1 santim yükseklikteymiş ki 7 olmuş dedik. Cevabımız da Bursa'dan geldi dostlar. Evet arkadaşlarım şimdi burada duralım. Bayağı zaman geçti. 7. teste bir sonraki videoda devam ederiz ya da ben bir durdurayım, bir dinleneyim. Belki birazdan yine çözeriz 7. testi. Evet dostlar. Yine kaldığım yerden devam ediyorum. Hiç kesmeyelim diye düşündüm. Hemen 7. sorumuzla bir bakalım ne diyor 7 numaralı sorumuz. Şöyle odaklanmasını da güzelce ayarlayalım. Evet. DE paraleldir diyor. DE paraleldir. AF'ye tamam şu ikisi birbirine paralel. 10 var, 8 var, 4 var, 3 var, x var. Verilenlere göre x nedir diye de bir soru sormuş bize dostlar. Hadi bakalım neler yapacağız bir görelim. Şimdi şuraya bir y diyelim ilk önce ve şu adamın şu paralelliğini bir konuşalım arkadaşlar burada. Şu ikisinin paralel olmasını bir konuşalım.
Bakın burada şöyle bir benzerlik oranı var. 4 bölü 7. 4 bölü 7 eşittir klasik benzerlik. 8 bölü 10 artı y oldu arkadaşlarım. 8 bölü 10 artı y. Burası 2 katına çıktı. O halde bu da 2 katına çıkmalı. Yani 14 olmalı burası. Demek ki y'nin 4 olacağını söyleyebilirim ben. Y 4. Şimdi bir de şuradan bir benzerlik yapacağım. Bakın x'in x artı 3'e oranı x bölü x artı 3 eşittir. Şuradaki y'nin şuradaki 8'e oranı yani 4'ün 8'e oranıdır dedim ki hemen içler dışlar yaptım. 4x artı 12 eşittir 8x oldu. 12 eşittir 4x oldu. X eşittir 3 geldi. Bir numaralı sorumun cevabı Bursa'dan çıktı arkadaşlar. Geldik 2 numaralı soruya. Hemen okuyalım. ABC bir üçgen diyor. Burada eşit açılar var arkadaşlarım. Bakın hemen eşit açılara aynı harfi verdim. A, A dedim. AB, AC'ye eşitmiş. AB kenarı AC kenarına eşitse şuraya da bir x artı 4 diyelim. Demek ki şu açıya B dersem şuradaki açı da B olacakmış. Bunu söyledim. Hatta şuraya C diyelim. Şurası da C oldu diyebiliriz arkadaşlar. Bakın A, B, C'nin toplamı 180. O zaman şurada A var, C varsa buraya da mecbur B kalmalı ki üçünün toplamı çünkü 180 oldu. Başka da şimdilik bu kadarını söyleyebildik dostlarım. Bakalım neler yapacağız? Devam edelim. Şimdi şunlar benzerdirler arkadaşlar. Şununla şu üçgen benzerdir. Hemen bir benzerlik yapalım. A'nın karşısı 6. Burada A'nın karşısı 4 eşittir. C'nin karşısı x artı 4. C'nin karşısı 12. Soru da bitti herhalde. Bakın bu bunun 3 katı. Bu da bunun 3 katı olacak. Yani x artı 4 eşittir. 6'nın 3 katı 18 olacak. X eşittir 14. Cevabım Bursa'dan çıktı bile. Evet, 3. soruya bakıyorum dostlarım. Bakın orada 2 tane minicik üçgen var. Biri şu. Biri de şu üçgen arkadaşlar. Bu üçgenleri bir düşünün. İkisinin arasında bir ilişki var. Bakın mesela birinin bir kenarı 4, diğerinin bir kenarı 12. 3 katı. Bakalım başka 3 katı muhabbeti var mı? Mesela burada ikilik kenar var. Burada altılık kenar var gördüğünüz gibi arkadaşlarım. 6. Yani yine 3 katı. Sonra 3 var. Bir de 9 var. Yani yine 3 katı. Dostlar o halde buradaki üçgenlerin arasındaki ilişki şu. Biri diğerinin 3 katıymış dostlarım. Bütün kenarlar arasında böyle bir oran varsa biz bu üçgenlere benzer üçgenler diyoruz. Ve hatta açıları tıpatıp aynı olacak değil mi? Benzer üçgenlerin açıları tıpatıp aynı. Şimdi 12'nin karşısına ben şurada A açısı dersem burada da 4'ün karşısına A demeliyim. 3 katı hangi kenarlar arasında varsa o kenarlara aynı açıyı vereceğim. Mesela burada 2'nin karşısına B dersem 3 katı olan 6'nın karşısına B diyeceğim dostlarım. Ve bakın ne çıktı? Burası B. Burası B ise ikizkenar bir üçgendir bu. Yani burası 9 ile 7'nin toplamı 16 ise bu da 16. 3 birim buradaysa buraya da kalacak 13 birimdir cevabımız dedim. Edirne'den geldi cevap. Geldik 4 numaralı soruya. Paralellik vermiş mi? Evet. ED paralel AC demiş. Hemen şu kelebeği de kullanacağız. Bakın burada bir kelebek var. Çok klasik bir soru. Üniversite sınavında sorulmuş bir sorudur. Bir de şurada şöyle biraz kalınlaştırayım. Şu klasik benzerliği kullanacağız arkadaşlarım. Hadi klasikle başlayalım. 4 bölü 12 eşittir. 3 bölü tamamı. 3 bölü tamamında ne var? Şuraya k dersem 3, 5k yani 8 artı k var. Hadi bu bunun 3 katı, bu da bunun 3 katı olacak. Demek ki 9 olacak şurası. O halde k 1. Şimdi de kelebek yapalım dostlarım. X bölü 12 eşittir 1 bölü 5. 1 bölü 5. 5x eşittir 12. X eşittir 12 bölü 5 yani 2 katını al 24 bölü 10 demektir bu 2 bölü 2 yap konuşamadım bir de öğrenmesini konuşabilsem o da ne yaptı işte çok uzatmadım neyse 2,4 yaptı dostlar. Evet 5 numaralı sorudayız.
Hemen bir kenar ikiye bölünmüşse aklımıza ne gelecekti o soruda? Orta taban yapmak gelecek dostlar. Hemen şuradan ED'ye paralel olan bir doğru çiziyorum. Ve diyorum ki orta tabanıdır. Bu da buraya eşittir. 5 ise burası da 10'dur. Şimdi soruyu okuyalım artık. BD'ye 1K derseniz diyor. DC şurası 2K olacak. E hocam burası da K. O zaman buraya da kaldı K. Bak dik açıdan indirdiğim bir doğru hipotenüsü ikiye böldüyse muhteşem üçlü vardır orada. 10, 10 oldu buralarda. Yani toplam 20 oldu. Bu senin aşık olduğun bir üçgen. 12 bir şey 20 üçgeni. 3'ün 4 katı, 5'in 4 katı, 4'ün 4 katı 16 olacak sorumun cevabı. Evet, geldik 6 numaralı sorumuza. Bakalım ne diyormuş. AB DE paralel oraya, o oraya paralel. 2 var, 3 var, 4 var. D iç teğet çemberin merkezi. Bak şimdi soruda açıortay varsa, bu çok güzel bir taktiktir arkadaşlarım. Artı paralellik varsa, hem açıortay hem paralellik gördüğün bir soruda Z kuralı yapacaksın ve ikizkenar bulacaksın. Bunu hemen not al bir kenara dostlarım. Şimdi bu sorumuzda açıortay var mı? Evet. Nereden var hocam? İç teğet çemberin merkezi demek, açıortayların kesim noktası demek. Yani sen şu BD'yi çizersen bu BD kesinlikle bir açıortaydır. Ve bakın hemen Z harfini görün şuradan. Burası da çizgili açıdır. 2 ise burası da 2 oldu. Şimdi aynı şekilde dostum. Şurayı da çizdim. E hocam bu da açıortay. Evet. Şuradaki Z harfini gördüm. Bu da noktalı açı. 4 ise burası da 4 geldi. Şimdi bize ne istiyor? ABC üçgeninin çevresini istiyor dostlarım. Şu paralellikleri konuşalım. Şimdi şuradaki açıya biz B açısı dersek yöndeşlikten bu da B. Şu açıya C açısı dersek yöndeşlikten bu da C. O zaman buraya A dersem şunun da bu açısı mutlaka A olacak. Peki küçük üçgende A'nın karşısına 3 düştü. Büyük üçgende A'nın karşısına 4, 7, 9 düştü. Yani 3 katıymış dostlar. Şimdi biz ne demiştik? İki üçgenin benzerlik oranı çevrelerinin de oranına eşittir. Yani küçük üçgenin çevresi ne? 2, 4 daha 6, 3 daha 9. O zaman büyük üçgenin çevresi bunun 3 katı ya benzerlik oranı. Bunun 3 katı olacak. Yani 27 olacak. 6. sorumun cevabı Edirne'den gelecek. Evet dostlarım, hemen bunu da geçtik. Şimdi nereye geldik? 7. testimizin 7 numaralı sorusunu çözmeye geldi sıra. Evet, bakalım ne diyor. Halit'in göz hizasının yerden yüksekliği 2 metreymiş arkadaşlarım. Yerden 2 metre yükseklikte. Şurası 2 metre. Tamam. Kamyonun yüksekliği 4 metredir. E ona da tamam. Burası 4 metre. Kamyonla arasındaki mesafe 4 metre olan Halit şekildeki gibi 12 metre yükseklikteki bir binadan diyor. Burası 12 metreymiş. Arkadaşlar klasik dik yamuk oldu bu şekil bence. Hemen şuradan ne yapıyoruz dik yamuk sorularında? Şu dikliği çiziyoruz. Şimdi bildiklerimizi yapalım. Neydi? Kamyonla arasındaki 4 metreymiş. Şurası 4 metre mesafesindeymiş. Şuraya biz bir K birim diyelim arkadaşlarım. Şurası 2 birimse bu 2 birim olur. Şuraya da 2 kalır. Burası da 2 olur. Şuraya da 10 kalır. Hadi benzerlik yapalım. 2 bölü 10 eşittir 4 bölü tamamı. 4 bölü 4 artı K. Ne geliyor buradan? 2 katına çıkmış. Bu da 2 katına çıkacak. K demek ki 16 olacak ki 2 katı 20 olsun dedik. K'yı 16 bulduk. Şurası 16 birim arkadaşlar. Yani Halit binadan 20 metre uzaklıkta şu anda. Şurası da 16 birim. Tamam. Kamyon diyor Halit'e doğru 2 metre geldiğinde. Şimdi yeni bir şekil çıkıyor arkadaşlar. O zaman birazcık şuradaki boşluktan faydalanacağım ben. Şöyle biraz daha yukarıya kaldırayım dostlar bunu. Kamyon Halit'e doğru 2 metre geldiğinde, bak şimdi bunun simülasyonunu çiziyorum. Halit bu. Kerata. Gözü yüksekliklerden 2 metre, gözü yüksekte. Şurada da bina var arkadaşlarım. Şimdi Halit biraz geriye geldi. Tabii normalde şimdi 20 metre uzaklıktaydı binadan. Burası binamız olsun bizim. 20 metre şuralara bir yere denk geliyor. Halit buradaydı ama birazcık geri geldi. Çünkü neden? Kamyon da Halit'e doğru geldi arkadaşlarım. Kamyon Halit'e doğru ne kadar geldi?
2 metre geldiğinde o zaman kamyonun binadan uzaklığı ne oldu şimdi dostlarım? 18 oldu. 16 idi ya, 18'e çıktı. Şöyle bir şey oldu şimdi arkadaşlar. Şöyle bir şekil oluştu. Bakalım kamyonun yüksekliği 4 metreydi. Ben yine şunu çizeyim hemen. Şuradan şunu çizelim. Şurası 2. O zaman buraya da 2 kaldı. Burası 2. Bina toplamda kaçtı? 12 idi. Şuraya 10 kaldı. Hadi yine şu benzerliği yapalım. Şurası 18. Şuraya da x diyelim. Şimdi x bölü x artı 18. Şurada yazıyorum. X bölü x artı 18 eşittir diyorum. 2 bölü 10. Yani 1 bölü 5. Hemen 5x eşittir x artı 18'i buldum. 4x eşittir 18, x eşittir 18 bölü 4. Yani 9 bölü 2, 4,5 geldi. Demek ki şurası 4,5. Peki Halit'e bak şimdi. 18 buradan, 4,5 da buradan ne kadar geriye gitmiş? 22,5 metre uzaklaşmış. Yani 20'den 2,5 metre daha geriye gelmiş arkadaşlarım Halit. Normalde 20 metre uzaklıktaydı. 22,5 oldu 18'de 4,5'un toplamı. Demek ki 22,5 metre binadan uzaklıkta. 20 idi, 2,5 geriye gelmiş demek ki. Sorumun cevabı Ceyhan'dan çıktı. Evet, 8. sorudayız dostlarım. Bakalım ne diyor. Şimdi Ahmet Mehmet topu duvara seyre pas antrenmanı yapıyorlar. Tamam. 2 tane dik açı var arkadaşlar. Ben ne yapacağım bu soruda? A, B, 90 benzerliği yapacağım. Bunun 5,5'muş, bunun 10,5'muş. Mehmet'le Ahmet'in birbirine uzaklığı şu mesafede 13 birimmiş. Bunu yazdık. Topu duvara çarptı. Aynı açıyla geri gidiyormuş. O zaman şurası A açısıysa, şurası da A açısı. A 90, şuraya B diyelim. Şuraya da B yazalım. Bunun aldığı yol X, bunun aldığı yola da Y diyelim. Topların aldığı yolu soruyor bize. Dostlar yine dik üçgenin çok klasik bir sorusudur bu. Dik üçgen yaparak çözeceğimiz bir soru. Şöyle yapıyorduk. Ya şu Ahmet'in ya da Mehmet'in simetrisini alacağız arkadaşlar. Aha, Ahmet'in 5,5 metre olacak şekilde simetrisini aldı. X artı Y toplamı işte şu kısım. X'in de buraya göre simetrisini aldığım için. Hani X de buraya göre geldi, simetrisini aldık. Şu açılar aynıydı. A, A dedik. X ise ikiz kenar üçgenden. Bu da X oldu. Bana sorulan yer şu kısım oldu. Hemen bunu da bulmak için şöyle bir dikdörtgen oluşturdum burada. Şurası 90 derece. Şu dikdörtgenden faydalanıyorum. Dostlar 5,5 ise burası da 5,5 oldu. Yani toplam ne yaptı burası? 10,5, 5,5 daha. Ne oluyor lan? 10,5, 5,5 daha. 15, 16 birim yaptı şurası. Şimdi bize şu uzunluk lazım. Yani şu dikdörtgenin şu kenarı. Yani aslında o da burada şuraya denk düşüyor. Şu kenar lazım bize dostlar. Şurası. Onu da nereden bulalım? 10,5 burası. Burası da 10,5 olması için şuraya da 5 mi kalıyor dostlar? 10,5 olsun diye. Peki 5, 12, 13'ten de burayı 12 bulduk. Hadi artık öldürelim soruyu. Şu dik üçgenden 12, 16, 20 diyelim. Cevabımız da 20 çıksın. 12, 16, 20'den geldi sorumuzun cevabı. Evet, şuna bakıyoruz şimdi dostlar. 9 numaralı sorumuz. Yeni nesil bir soru. Uzunluğu 6 metre olan bir direk, duvarı eğik olan bir binanın 4 metre önünde uzunluğu 9 metre olan aydınlatıcı 4 metreden yerleştirmiştir. Tamam. A ve B noktalar arasındaki uzaklık 7,5 metre olduğuna göre 6 metre uzunluğundaki direğin duvarda oluşan gölgesinin boyu. Şimdi gölge boyu dediği yer şurayı soruyor bize arkadaşlar. Şurada eğik bir şey var. Bize burayı soruyor. X diyelim biz buraya. Şimdi bunu bulabilmem için de şuradan bir diklik indireceğim. Yine bakın bir dik yamuk çıktı karşıma. Hatta şuradaki küçük dik yamuktan bir faydan alalım. Şurası 6, şuraya 3 kalsın. 4 ise burası da 4 olsun. 3, 4, 5 üçgeni çıktı. Tamamdır. Başka şuraya bakalım. Şununla 5'e 7,5. Yani 5'in 3 bölü 2 katı oluyor değil mi arkadaşlarım? Evet, 5'in 3 bölü 2 katı. O zaman 4 ise şurası da 4'ün hani benzerlik muhabbetine der Thales amca. Burayı hangi oranda böldüyse burayı da aynı oranda bölecek. 5'e 1,5 katı. 4'e 1,5 katı. 4'ü o zaman 3 bölü 2 ile çarparsam 6 yapar. 4 birim şuradaysa şu küçücük mesafeye de 2 birim kalır dostlar. Burayı da 2 bulduk. Şimdi aslında tek amacımız var şuradaki y'yi bulmak. Çünkü bu dik üçgenden ben x'i artık bulabileceğim değil mi? Şuradaki dik üçgenden 2 var, y var, x var.
Y'yi bulmayı düşünüyorum şimdi dostlar. Bunun için de şöyle yapalım. Şu B'den yine bir diklik çizelim şuraya. Şurası Y birim olur. Şurası 6 idi. Buraya da 6 birim kalır. Şurası da 6 eksi Y olur. Ve bakın 4'ün 6'ya oranı, hani şunlar şimdi aynı açılar ya yöndeşlikten, A, B, 90 yapıyorum. A, A, B, şurası da B, şuralarda 90'ar derece. Şimdi benzerlik yaparsanız 4'e 6, 5'e 7,5 görüyorsunuz hep 1,5 katı arkadaşlarım. Demek ki 3'e, şurası da 3'ün 1,5 katı, yani 9 bölü 2 yani 4,5. O zaman 6 eksi Y eşittir 4,5'tur diyelim. Y ne çıkar bu durumda? 1,5 çıkar arkadaşlarım. Y'yi de 1,5 bulduk. Şimdi şöyle bir dik üçgen çıktı karşımıza. Burası X. Şurası 1,5 yani 3'ün yarısı. Şurası da 2 yani 4'ün yarısı. Demek ki 3, 4, 5 dik üçgeninin yarısını almış. Bak 1,5, 2. Demek ki 2,5 olacak. 5'in yarısı. Hipotenüsümüz de 2,5 geldi. Bunu da gömdük böylelikle. Evet, 10 numaralı sorudayız arkadaşlarım. Bir okuyalım. Kesme biçme sorusu, yine yeni nesil bir soru. ABC üçgeni şeklindeki kağıt DE boyunca kesilerek iki parçaya ayrılıyor. Bir parçanın 4, 5, 7 olduğunu söylemiş. O zaman 5, 4, şurası 7. Şuraya 7 gelmiş. 3 ise 3 diyelim. Şurası 6. Elde edilen dörtgenin çevresi. O zaman bizim eksik olan tek yerimiz şuradaki X arkadaşlar. Biz bu X'i bulacağız ki bakın. Şu küçük üçgene bakın. 4, 5, 7 kenarları. Bakın 5 var. Büyük üçgende 10 var. Gördünüz. 5'e 10. Küçük üçgende 4 var. Büyük üçgende bu kenar 8. 2 katı muhabbeti var arkadaşlarım. Eğer böyle 2 katı veya 3 katı veya 4 katı gibi güzel bir katı yakaladıysanız, benzerlikle bir daha zaman kaybetmiyorum ben hiç. Demek ki bunun 3. kenarı 7 ise büyüğünün de 3. kenarı 2 katı olacak, 14. X de 14 geldi. 14, 20, 27, 3 daha 30 mu yapıyor arkadaşlarım? 10. sorumuzun cevabı, çevremiz 30 geldi. Evet dostlar, şimdi burada duralım. Bayağı bir yorulduk. Devam ederiz. Bir son 8. testimiz kalmış benzerlikten. Onu da artık bir sonraki videoda gömmeye çalışırız arkadaşlar. Hadi bakalım, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.